نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم سلمان önce özüme sonra size Allah azze ve celle'den ona yaraşan şekilde korkmaya tövsiye edilen Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresinde buyurur Ya eyyühellezîne âmenu ittakullâhe hakka tukâtihi ve lâ temutunne illâ ve entum muslimûn Ey iman getirenler Allah'tan ona yaraşar şekilde korkun Müslüman olarak can verin Allah azze ve celle bu ayette zikrettiği ona yaraşar şeklinde olan kelimesi hakka tukatihi ona layıkı şekilde korkun. Bugün yalan yere Allah'tan korktuğunu iddia edenlere büyük bir reddiyedir. İnsan diliyle sadece Allah'tan olan korkusunu demesi, Allah'a inandığını emelsiz şekilde demesi Əməl olmadıqca bu imanı subut edəsi, onda əməl olmadıqca bu insan iddiasında yalancı hesab olunur. Əziz qardaşlarım, Həsənul Basri rəhməhullah buyurur, Leysəl imanu bittəmənni və lə bittəhəlli və ləkin mə vəqara fil qalbi və saddəqəhul əməl İman, insanın təmənnisi ilə, arzusu ilə, Dəlilsiz yerə iddiası ilə deyil, nə də geyindiyi paltarlarla, nə də bəzənib düzənməyi ilə deyil, iman insanın qəlbində yerləşən əməllərində göstərilənlərdir. Əziz müsəlmanlar və möhtərəm qardaşlar, zaman keçdikcə, qiyamət gününə tərəf yaxınlaşdıqca, yeryüzündə fitnə fəsad çoxalır, yeryüzündə müharibələr çoxalır, Cəhənnəm qapılarının ağzında durub ora dəvət edənlər çoxalır. Hətta fitnələr çoxaldığı zaman ağıllı insanların belə ağılları çaşır. İnsanları şək şübhə bürəyir. Haqqın hansı tərəfdə, nahaqqın hansı tərəfdə olmağı çox insana qarşı gəlir. Ona görə Allah Azza və Cəllənin izni ilə bugünkü xütbəmizdə ən çox ehtiyacımız olan fitnə və müharibə zamanları Ən çox insanların ehtiyacı olan bu dində necə sabit qalmaq lazımdır? Sabit qədəm necə qalmaq lazımdır? İslamı necə qorumaq lazımdır? Tövhid və haqq üzərində necə qalmaq lazımdır? Ona yardım edən səbəblər haqqında olacaq. Müsəlmanın bugünkü gündə, müsəlmanın belə vaxtlarda haqqda sabit qalması, haqqın tərəfində olması, doğru dürüst yolda gedə bilməsi, yediyi yeməkdən, içdiyi sudan və hətta aldığı nəfəsdən daha önəmlidir. Çünki insanın nəfəsi kəsilərsə, insan sadəcə dünyasını itirər, amma insan əqidəsini itirərsə, dinini itirərsə, inancını itirərsə, insan həm dünyasını, həm ahirətini itirər. Ona görə əziz qardaşlarım, sələflərdən biri deyil ki, ibrət orada deyil ki, bir insan dinə girsin. Çünki dinə girmək rahatdır. Lə iləhə illallah, Muhammedə Rasulullah, sən müsəlmansan. Kim?
İslam'a girmek isteyirse, her hansı bir kafirin İslam'a girmek için kelime-i şehadeti demeyi girmek olarak kifayettir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah bu insanı İslam'a dahil eder. İslam'a girmekte değil ibret, bir insanın İslam'da kalmağındadır. Bir insan İslam'da kalabilmesindedir. Şirkten, küfürden ve insanı İslam'a çıkardan, insanı İslam'dan çıkardan bütün emellerden uzak durabilmektedir. İnsan itaate sabr edebilmesindedir esas ibret. Günahlardan uzaklaşabilmesindedir esas ibret. Ona göre siz kardeşlerim, bilmemiz lazımdır ki İslam'da sabit kadem kalmağımız yemeye ve içmeye olan ihtiyacımızdan daha çoktur. Ve insanın halı değişir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sabahladıkta akşamı gözleme. Akşama çattıkta sehere çatacağını umma. İnsanın hem hayatta oluşu değişebilir, hem de insanın fitreti ve akidesi. Olabilsin akşam yatan insan seher ölü olur. Olabilsin insan sehere sağ çıka akşama kimi öle. Veyahut da insan akidesini ve inancını değişir. Ona göre sabit kadem kalmak, dinde devamlı şekilde kalmak, mümin için en önemli ve en değerli şeylerden biridir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği hadisinde buyurur: İnne kulube bani Adama kulliha beyne usbu'ayni min asabi'ir rahman ke kalbi vahidin yasrifuha keyfe yaşa. Thumma kala sallallahu aleyhi ve sellem: Allahumma musarrifal kulub sarrif kalbi ala taatik. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma buyurur ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle dediğini işittim. Bütün insanların kalbi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onu istediği kimi çevirer. Sonra der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle dua ettiğini işittim. Ey kalbini çeviren Rabbim, kalbimi İslam'da sabit et. Hadis İmam Müslim rivayet ediyor. Ummu Seleme radıyallahu anha diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in en çok ettiği dua: ey Rabbim, kalbimi dinde sabit et. Eğer kardeşler, sual verir. Eğer kardeşler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin tevhidden şirke düşmesinden, kalbinin imandan küfre düşmesinden, kalbinin sünneden bidate düşmesinden korkurdusa, bəs bizim korkumuz ne kadar olmalı? İbrahim aleyhisselam, Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın korkusunu Kur'an-ı Kerim'de zikredeyim. İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua ederek böyle deyip: Rabbi ucunubni ve beniyye enne abudel asnam. Ey Rabbim, ucunubni ve beniyye enne abudel asnam. Ey Rabbim, beni ve evladlarımı bütlere ibadet etmekten koru, bütlere ibadet etmekten uzak tut. Seleflerden biri deyir, eğer İbrahim aleyhisselam özünün ve evladlarının büte ibadet etmesinden, şirk etmesinden korkurdusa, İbrahim peygamberden sonra kim emin olabilir? Ona göre siz kardeşlerim, Müslüman ümit ve korku içerisinde yaşamalı bu hayatta. Sen günah etmekten, Allah'ın gazabına düşer olmaktan, kalbin haktan batile terk gitmeyinden korkmalısan ve aynı zamanda Allah'ın rahmetinin ve azametinin büyük olmağını ümit etmelisin. Şiirde gelir ki: وَمَا سُمِّيَ الْاِنْسَانُ اِلَا اِلَّا لِنِسِيِّهِ وَمَا الْقَلْبُ اِلَّا لِيَتَقَلَّ. İnsana göre insan adlanıp ki, çünkü unudur. Kalbin adı ona göre kalbdir ki, çünkü daimi şekilde çevrilir. Bir gün hoşbaktsan, bir gün bedbaht. Bir gün sevinirsen, bir gün gemlenirsen. Bir gün emel edirsen,
bir gün zayıflayırsan, bir namaza mescide gelirsen, birine gecikirsen, ona göre insanın halı değiştiğine göre durumdan duruma, insan daima kalbinin yaxşı tarafı değişmesi için çalışmalıdır ve zayıflığı özünde nöksan görmelidir. Ona göre sələflərdən biri deyir ki, kardeşler, insanın bu dünyadaki sabitliği, dində olan sabitliği sırat körpüsündən insanın bu dünyada olan sabitliği qədərdir, cəhənnəmin üzərində olan sırat körpüsündən keçməyinin sabitliği. Yəni insan bu dünyada nə qədər sabit qədəm olarsa, nə qədər dürüst müsəlman olarsa, o qədər o insan cəhənnəmin üzərinə asılmış körpüdən o qədər sabit qədəm, o qədər doğru şəkildə keçər. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, bəzi insanlar sırat körpüsündən cəhənnəmin üstünə asılmış, hansı ki onun vəsfi gəlir, saçdan daha nazik, daha incə, xəncərdən daha iti və sürüşkən üzərində çəngəllər asılmış bir körpü olacaq. Körpünün üzərində ışıq olmayacaq, hər yer zülmət. Zülmət, insanlar etdiyi əməllərlə qabaqları ışıqlanacaq. Əməl sahibisənsə, etdiyin əməl qədər sənin qabağında ışıq saçacaq. Etdiyin qədər qabağın nurlanacaq. Əməl olmayandan sonra insan burnunun ucunu belə görməyəcək. Ona görə hədisdə gəlmişdir. Bəzi insanlar göz qırpımında keçəcəklər. Bir göz qırpımında. Bəziləri şimşək kimi, bəziləri külək kimi, bəziləri sürətli at kimi, bəziləri yeriyərək, bəziləri iməkləyərək. İnsan bu dünyada nə qədər sabit qədəm olursa, o qədər onun cəhənnəmin üzərinə asılmış sırat körpüsündən keçməyi, o qədər qardaşlar asan olur. Ona görə gündə 5 vaxt qıldığımız namazların hər rəkətində Fatihəni oxumaq vacibdir. Və oxuduğumuz bu Fatihədə keçən ayətlərin biri də Ehdinə sıratal müstəqim sıratal ləzinə ənəmtə aleyhim ğayril mağdubi aleyhim mələddalin. Ey Rabbimiz, sən bizi düz yolda, bizi düz yola yönət, bizi düz yolda sabit eylə və qəzəbinə düşər olmuşların və azmışların yoluna deyil. Ona görə bu dua, oxuduğumuz 5 vaxt namaz, həmçinin İslamda sabit qalmağımız üçün, əziz qardaşlarım, böyük bir duadır. Ona görə insan səbəbləri öyrənməyə və öyrəndikdən sonra həmin səbəbləri əməl etməyə çalışmalıdır və zəhmət çəkməlidir. Bugün, ola bilsin ki, bu bir qısa xatırlatma, qısa bir xütbədir. Burada sizlərə mən ən məşhur insanın İslamda sabit qədəm qalmasının 10 səbəbini deyəcəm sadəcə. 10 səbəbi sizlərə zikr edəcəm və insanın İslamda sabit qədəm qalması üçün 10 dənə şərt lazımdır və önəmlidir. Ona görə çalış xütbədəykən 10 dənə səbəbi əzbərlə və buradan çıxdıqdan sonra unutma. Hər gün hətta onu bir dəftərə qeyd edib hər gün özünü hesaba çəkmək üçün o dəftərə bax ki, gör bu səbəblərin hansına əməl edirsən. Ona görə sən İslamda qala bilməyəndən sonra ancaq özünü qınayacaqsan, qiyamət günü insanların məhşər meydanında hesaba çəkildiyini görərkən, kiminin üzünün güldüyünü, kiminin üzündə, üzündən qəm, qüssə, kədər töküldüyünü görərkən, kiminin taxtlar və taclar üstündə oturduğunu görərkən, kiminin nemət içində boğulduğunu görərkən, Ər-Rəhmənin ərşinin kölgəsində oturanları görərkən, sən peşmançılıqdan əlini çeynəməyin. Və bilginə onlar əməl sahiblər olurlar. Onlar çalışırlar. Ona görə o gün peşmançılıq fayda verməyəcək. Bugün sən əgər əməl etməsən, sabah Allahın qabağında üzür tapa bilməyəcəksən. Ömür qısa və gödəkdir, möhtərəm qardaşlar. Ona görə çalışın, səbəbləri daima xatırlayın və bununla özünüzü hesaba çəkin ki, bu şeylər məndə var və yaxud da məndə yoxdur. Bunlardan birincisi, əziz qardaşlarım, birinci səbəb, bir insanın Allahın onu sabit etməsinə ehtiyac duyması. Bir insanın
Allah'ın onu sabit etmesine ihtiyaç duymasıdır. Ne demek ki bu? Yani bir insan daima düşünmelidir, inançlı olmalıdır ki Allah onu doğru yola getirmese hiç kimse onu doğru yolda saklayabilmez. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Ey Muhammed! Eğer biz seni sabit etmeseydik ayağını, eğer biz seni korumasaydık, sen onlara neyin ederdin? Yani o gelip Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teklifler edirlerdi. Bunu vererek, onu vererek. Azdırmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirdiği yoldan, peygamberlikten yayındırmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme her cür teklif edirler. Sen de, senin de ey Müslüman, unutma ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan tekliflerden senin de payın var. Seni hak üzere gören birçok insanlar var ki, dinin dine düşman olan insanlar, seni de haktan yayındırmak için bu şeylere el atırlar. Kimse seni içkiye davet edeyim, kimi seni kumar oynamaya davet edeyim, kimi seni ahlaksız kinoğra bakmaya davet edeyim, kimi seni söylemeye davet edeyim, kimi oğurluk etmeye, kimi yalan danışmaya, kimse kimese zulüm etmeye, seni de pisliklere davet edeyenler var, unutmayın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de bu şeylere davet olunduğu zaman Allah Azze ve Celle der ki biz seni sabit etmeseydik, olabilsin ki onların ettikleri tarafa sen de meyleriyerdin. Ona göre insanı kimdi sabit eden? Allah Azze ve Celle. Sen daima hissiyatın olmalıdır içinde ki Allah Azze ve Celle seni sabit etsin diye. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dualarının çokunda İslam'da sabit kalmayı isterdi mühterem kardeşler. İkinci sebep, sabit kadem kalmanın ikinci ve en önemli sebeplerinden biri de bir insanın bütün günahları terk etmesidir. İstersen büyük günahlar, istersen küçük günahlar, istersen zahiri günahlar, istersen batini günahlar, günahların hamısını terk etmek mecburiyetindeyim. Bütün günahları. Sen deme günahlar balacadır. لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى. Küçük kumları küçümseme. Küçük kumları, taşları küçümseme. Gördüğünüz o büyük dağlar küçük kumlardan yığılır. Ona göre insan günah ettiği zaman ağırlaşır. İnsan günah ettiği zaman yüzündeki nur çekilir. İnsanın kalbi vahşileşir. İnsan ettiği ibadetten lezzet alabilmir. İnsan mescide gelmekte çetinlik çekir. Allah'ın emirlerini yerine getirmekte çetinlik çekir. İnsan nasihat olunur ama nasihat ona fayda vermir. İnsan ayetleri ve hadisleri ezberleyebilmir. İnsan rahatlık tapabilmir. Bunların hamısının esas sebebi kalbe dolan çirkin ameller ve günahlardır. Ona göre mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği Ebu Hureyre'nin hadisinde buyurur: "La yazni zani hina yazni ve huve mu'min ve la yasriqu sariqu hina yasriq ve huve mu'min." ولا يشرب الخمر وهو يشربه ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. Müslüman zina ettiği zaman, oğurluk ettiği zaman, içki içtiği zaman Müslüman olarak bunu edebilmez. Bu onu gösterir ki sen ettiğin günahlar senin imanına, senin Allah'a olan imanına ve kalbinin temizlenmesine manedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste buyurur: İyyakum ve muhakkiratü'z-zunub. Küçük günahlardan çekinin. Çünkü küçük günah ısrarla büyük günaha çevrilir kardeşler. Küçük günah ısrarla büyük günaha çevrilir. Ve insan küçük günahlar etmeye yol vererse bu insanı alışkanlığa salıp sonra büyük günahları terap yol açır. Ona göre seleflerden biri der ki sen ettiğin günahın küçüklüğüne bakma. Asi olduğun Rabbin büyüklüğüne bak yine. Ettiğin günahın küçüklüğüne bakma. Kime karşı çıkırsan onun büyüklüğüne bak. Ona göre insanın, bir Müslümanın kalbinde Allah'ın azameti, Allah'ın büyüklüğü ne kadar olarsa
o insan o kadar günahlardan ve çirkin emellerden temiz kalır. Üçüncü sebep, bir Müslümanın Allah'ın kitabına kapanması. Bir Müslümanın Allah'ın kitabına kapanması. En çok İslam aleminde bugünkü günde düçar olduğumuz musibet, Allah'ın kitabından yüz çevirme musibetidir. Müslümanların Allah'ın kitabından yüz çevirmeleridir kardeşler. Musibettir. Milyardı geçmiş, 2 milyardı geçmiş Müslüman ümmetinin haline baksan, görürsen çokları Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmir. Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki emirlerden ve kadağanlardan haberi yoktur. Kur'an-ı Kerim'in içindeki öğütleri bilmir. Hayatını Kur'an'la düzenleyebilmir. Allah Azze ve Celle buyurur, Kur'an o kadar azametli kitaptır. Bakın, لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Eğer biz bu Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i dağlara nazil etseydik, Kur'an'ın ağırlığından ve azametinden baş eğdiğini, teslim olduğunu, darmadağın olduğunu görürdünüz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i insanlara kanun olarak, şeriat olarak, din olarak ve onları korumak için gönderir. Ona göre İslam ümmeti en çok Kur'an-ı Kerim'in içindeki emirlere ve nehilere, kadağalara önem vermelidir. Ona göre aziz kardeşlerim, selefler, deyin ki bir Müslüman dinde sabit kalmak isteyirse okumağı çoğaltmalıdır, anlamağı çoğaltmalıdır, öğretmeyi ve öğrenmeye önem vermelidir. Bugün birçoklarımız birçok şeylere vakit tapırız. Yemekler, içmekler, gezmek, ne bileyim, haberleri okumak, interneti sayfalamak, filan yere girmek, filan yere girmek, min cür işlere biz vakit tapabiliriz. Ama Kur'an okumaya geldikte vakit tapabilmirik. Kur'an okumağı niye okuyabilmirik? Niye okuyabilmirsen diyende boynundan atmak için min cür bahane fikirleşirsen. Min cür bahane getirirsen. Güyor sen hiçbir şeye vaktin yoktur. Halbuki sen bilmirsen ki senin kurtuluşun Allah'ın nazil ettiği bu kitaptadır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ De ki, bu Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam getirip ki müminler için, müminler için hem müjde olsun, hem onlara hidayet yolunu gösteren olsun, hem de onların ayaklarını İslam'da sabit etsin. Eğer sen Kur'an-ı Kerim'e kapanarsansa, okumağa ve anlamağa onu düşünüp dert gelmeye çalışarsansa, hem senin için müjde olar, hem senin için hidayet yolu olar, hem de seni İslam'da sabit kedem olmana sebep olar. Dördüncü sebep, Allah Azze ve Celle'ye dua ederek Allah'tan dinde sabit kedem olmayı istemek. Bu çok önemlidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim Allah'tan istemezse Allah'ın ona gazabı gelir. Bakın insanlar ama, insanlar ne tabi arkadaşlar? Sen gidip bir adamdan bir şey iste, bir defa olabilsin ki sana yazığı gele vere. İkinci git iste, olabilsin ki Allah için neyse vere. Üçüncü git iste, olabilsin ki tanımayana vere. Dördüncü, beşinci iste, gör senin kapısından nece olur. Seni gören de nece kaçır. Senden nece nifret edeyim. Üzümü böyle belki görmeyi istemiyor. Niye? Çünkü sen onun elinde olduğundan neyse istiyorsan. Rabbimiz Azze ve Celle ondan istemeyen de gazabı gelir. Sen Allah'tan istedikçe Allah Azze ve Celle seni sevir. Ve senin Allah'a el açmanı, Allah'tan neyse istemeyi Allah Azze ve Celle senden talep edeyim. Ona göre Ayşe radıyallahu anh'a deyip ki, hatta ayakkabının bağını bile itirdinse Allah Azze ve Celle'den isteyini. Utanma. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerlerin ve göylerin hazinelerinin hamısı Allah'ın elindedir. Necə ki hadiste, hadis-i kudüs'te gelir ki, ey Adem övladı, bütün hamınız, sizlerin hamısı, bütün insanlar ve cinler hamısı bir araya gelse,
heresi yüreğinden ne keçir istese, sizin isteklerinizin hamısını vererem, ne isteyirsen ağlıma ne gelir, hamısını vererem, hamınızın istediğiniz benim mülkümden iğneni denize batırırsan, denizin ucunda ne boyda su gelirse, benim mülkümden sizin istedikleriniz bu kadar şey azalabilir. Allah'ın mülkü tükenmezdi kardeşler. Ona göre istediklerimizin en başında İslam'da sabit kalmak olmalıdır. Hatta onu da deyin ki kardeşler, bu bir kardeş tövsiyesidir. Hem hutbedir, hem de bir kardeş tövsiyesidir. Unutma, öyle bir günüm olmasın ki sen dua etmemiş o günü geçiresen. Her gün dua etmeye çalış. Her namazda dua etmeye çalış. Ve her dua edende de ey Rabbim, beni dinde sabit et. Kalbimi İslam'a bağla. Beni Müslüman olarak yaşat. Mümin olarak huzuruna göçmeyi nasip eyle. Son nefesinde La İlahe İllallah Muhammed Resulullah kelimesini nasip eyle. Bu duaları demeyi unutmayın. Aziz kardeşlerim, Allah Azze ve Celle müminlerin Kur'an-ı Kerim'de dualarını bize bildirmiştir. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunka rahmeten inneke entel vehhab. Âl-i İmrân suresi. Müminlerden bir toplumun böyle dua edilir ki ey Rabbimiz, hidayete geldikten sonra kalbimizi haktan ayırma ve bize öz dergahından rahmet indir. Rahmet bahşile. Sen en büyük bahşidensen. Ve hemçinin Allah Azze ve Celle müminlerin duasından zikir edeyim. Rabbena afrig aleyne sabran ve sebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Müminlerden bir toplumun böyle dua edilir. Ey Rabbimiz, sen bize, bizim üzerimize sabrendir. Bize sabır bahşet. Ve bizim ayaklarımızı hakta sabit eyle. Düşmene galip gelmemiz için kömek ol. Beşinci sebep, Allah'ın dininde sabredilmek. Allah'ın dininde sabırlı olmak. Çünkü sabır, aziz kardeşlerim, bütün hayrın başıdır. Sabırsızlık, bütün şerrin başıdır. Ona göre çalışmamız lazımdır, bu dinde sabır olalım. Ola bilsin başımıza bir musibet geldi. Hastalandık, iftira atıldı, böhtan atıldı. Kimse sana zulüm eledi, kimse malını yedi, kimse namusuna dokundu, kimse şerefine dokundu. Min cür musibetlerle karşılaşabilirsen, sana lazım olan şey sabırlı olmaktır. Sabırlı ol. Bazı insanlar var, namaza gelirler, mescide gelmeye başlayırlar. Bir balaca hastalananla bir balaca soyuklayanla bir balaca işi çıkanla bir mescidden uzaklaşırlar. Sabredebilmirler. Ona göre sabırlı olmamız lazımdır kardeşler. Sabırlı. Sabrettikçe Allah'ın emirlerine emel etmek için, Allah'ın kadavanlarına çekinmek için o kadar bu bizim için hem imtihan olacak hem de Allah katında ucalma olacak. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur. İn tasbiru, in tasbiru. Eğer siz sabretseniz, eğer siz sabretseniz, Allah Azze ve Celle birçok meseleleri zikir edeyim, sonra der ki eğer sabretseniz, ecriniz, mükafatınız hadsiz verilecek. Başka bir yerde Allah Teala buyurur, İnna Allaha ma'as sabirin. Allah Teala kimle beraberdir? Sabredenlerle beraberdir. Bir insanla Allah beraber olarsa, bir insanın yardımı, bir insana Allah'ın yardımı olarsa, o insanın hiç vakit arkası yere gelmez. Hemçinin kardeşler, sabit gedem olmanın sebeplerinden Allah'ın dinine yardım etmemiz. Sen Allah'ın dinine yardım etmeye çalıştıktır. Ne kadar ki çalışırsan, o kadar senin özün dinde sabit kalırsan. Allah'ın dinine yardım etmek, hem insanın eliyle olur, hem diliyle olur, hem kalbiyle olur, hem de puluyla olur. Her şeyin Allah'ın dinine yardım edebilirsen, sen çalış Allah'ın pulun var, çalış Allah'ın dinine pulunla yardım eyle. Kasıp Müslümanın elini tut yine, mescid dikti. Ne bileyim, darda olan Müslümanı yardım et yine. Eğer pulun yoktursa,
çalış bir insanı dine davet eyle. Allah'ın dinini ona başa sal yine. Elinden tut günahtan çıkart yine. Allah'ın dinine yardımdır. Ona göre aziz kardeşlerim, herkes bacardığı kadar Allah'ın dinine yardım etmeye çalışmalıdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ona göre bizlere gayde olarak bildirir ki اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ. Eğer siz Allah'ın dinine yardım etseniz Allah da size yardım edecek ve ayaklarınızı İslam'da, hakta, dinde sabit tutacak. Ona göre çalışmak lazımdır kardeşler. Eğer dinde sabit kalmak isteyilirse Allah'ın dinine bacardığımız kadar yardım eden. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Hakikaten Allah onun dinine yardım edenlere yardım eder. Allah güçlü ve izzetlidir. Altıncı sebep veyahut da yedinci sebep, fitne zamanı dara düştükçe, düştüğün zaman heyrana düştüğün zaman, tereddüt ettiğin zaman çalış, hak ehline kayıt ve alimlere kayıt. Yani kısa olarak hak ehline, takva ehline, alimlere kayıtmak sıkıntıda olduğun zaman. Bir musibete uğradınsa alimlere, ilm ehline, takva ehline yakınlaş, onlardan yol göstermelerini talep et yine. Öz başına hiç iş tutma. Çünkü olabilsin ki tecrübe zayıflığından, cahillikten, iman azlığından doğru olmayan işlere kadem koyasan. O birisi sebep. Hemçinin sebeplerden kardeşler, itaatlerde sabrelemek. Ve hemçinin günahlardan uzak durmak için sabrelemek. Siz bilirsiniz, Allah Azze ve Celle günde 5 vakit namaz kılmağı emrediyor. Namaz kılmak her bir haddi buluğa çatan kadın ve kişiye vaciptir. Ta ölene kim? Hiçbir kesten namaz hiçbir halda düşmesi mümkün değil. Eğer hastasen, ayak üstte durabilmirsen, sen otura namaz kılacaksan, otura durabilmirsen, uzana namaz kılacaksan, yata namaz kılacaksan, hastasen, dest namaz alabilmirsen, torpağla teyemmüm edeceksen, hatta bir insan hiçbir ezelesi işlemese bile, hiçbir ezelesi sadece kalbi işleyirse kalbiyle namaz kılacak. Eğer bir insan dest namaz aldıranı yoktursa, tuvalete aparıp taharet ettireni yoktursa, hatta necis olsa bile eleni şekilde namaz kılacak. Namaz bırakılmıyor kardeşler. Namaz terk olunmuyor. Mümin ehli için namaz terk olunmuyor. Ona göre siz tesevvür edin, kıştır, kış aylarındaydı. Şu anda kar var. Bir insan mescide gelmesi için biraz soğuktur. Üşüyor. Ders namaz almak isteyirsen soğuktur. Yani eğer sen Allah'ın emrini yerine getirmeyi için sabredemezsen, mescide geleceksen, gelmeyeceksen, seher durup soğukta ders namaz alacaksan, almayacaksan, bunların hamısının esas sebebi sabırsızlıktır. Ama biz sabredesek, onda o zaman Allah bizi bu dinde koruyup saklayacak. Nefsin diyecek ki yat yine, hava soğuktu, mescide gitme, ders namaz alma. Bilirsiniz kardeşler, bir açık bir fark diyeyim size. Bazen şeytan insanları azdırmak için onların ağlına uygun bir yol gösterir. Şeytan insanları azdırmak için ağlarına uygun. Mesela sen haftada bir defa tutak ki mescide gelirsen, cümle namazına gelirsen, günde bir defa namaza gelirsen, özünü kınamak istiyorsan ki ben düz eləmirəm, gerek ben 5 vaxt namaz kılam, gerek ben 5 vaxt mescide gidem, özünü kınayıp düzeltme istiyorsan. Ama şeytan gelip sana der ki, aşı, haftada bir defa kılırsan da bəsdir. Kentte görmürsem, şehirde görmürsem, el adamlarla hiç namaz kılmıyor. El adamlarla hiç Allah'ı tanımıyor. Sen haftada bir defa gelsen de bunun özü de büyüktür. Şeytan sana azdırır. Şeytan sana yoldan çıkardır. Şeytan sen bu şekilde ölüp gitmeyeni isteyir. Çünkü ilm ehli der ki, şeytan ve onun ordusu insanları cehenneme salmakla kifayetlenmirler. Yetmir bu. Cehennemin ta dibinde görmek istiyorlar. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de insanın nefsinin isteklerinin özüne ne kadar düşman olduğunu bildirir. İnnen nefsele emmâratun bis-sûh. Hakikaten nefsiniz
size pisliği emredir der Allah Teala. Nefsin sana demez ki, dur namaz kıl yine, dur cenabetten gusül et yine, destemez al, mescide gir, harama bakma, yalan danışma, oğurluk etme, haram yeme, takvalı ol. Nefsin sana bunu demez. Bunun hamsının tersini diyecek. Ona göre nefsine diz çöküp şeytana kölelik edenlerden olma. Nefsine galip gelen Rabbisine secde edenlerden ol. Hepçinin kardeşler sebeplerden, sabit kadem olmanın sebeplerinden zulmü terk etme. Hiç kese zulüm etme. Ne elinle, ne dilinle, ne vazifenle, ne de hiçbir şeyinle. Zulüm etme bir insanın içinde başkasına karşı zulüm hissiyeti, zulüm etmesi bir insanın haktan azmasının sebeplerindendir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِينَ. Allah hakikaten zalimleri hak yoldan azdırır. Eğer hakta kalmak isteyipsense, hakkın yanında olmak isteyipsense, kimese ne dilinle, ne elinle, ne de hiçbir şeyinle zulmetme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: El-Muslim, men selimel muslimune min lisanihi ve yedi. En dürüst Müslüman, o Müslümandır ki, başka Müslümanlar onun ne elinle, ne dilinle eziyet çekmirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: İyyakum ve zulüm, fe inne zulüme zulümatun yevmel kıyama. Zulüm etmekten çekinin. Her bir zulümet, her bir zulüm sahibine kıyamet günü zulümet olacak. Muhterem kardeşler, ona göre sen çalış. Eğer zulümden kurtarmak isteyirsen sen, her bir kimese zulüm etmek isteyende bu ayanı hatırla. Bu ayanı hatırla, İbrahim suresinin 27. ayeti. Bil ki zulüm etsen kalbin haktan yayına bile zalalete düşebilirsin. Ve haktan ayrılmaktan korkarak Allah için ve kıyamet günü sevabını almak ümidiyle zulmü terk et. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki teşrif faydalanın etsin. Amin. Bizi bu dünyada sabit kadem etsin. Amin. Bildik, bilmediklerimizi öğretsin, bildiklerimizi amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Makbul ma tesma'un ve estağfirullahil azim ve leyvelekum ve lisayil muslimin ve kulledem ve estağfiruhu innehu ve vahurrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emme ba'd. Hemçinin aziz kardeşlerim sabit kadem kalmanın yollarına Allah Azze ve Celle'nin her anımızda zikretmemiz. Allah Azze ve Celle'nin her anda zikretmek. Evinde oldun, işinde oldun, hasta oldun, sağlam oldun, varlı oldun, kasıp oldun, güçlü oldun, zayıf oldun, kadın olsun, kişi olsun, kim olursa olsun, hansı zaman mümkün olduysa seni yaradan Allah'ı hatırla. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah'ı hatırlamakta değil mi kalplerin rahatlığı? İnsanların birçokları var, içki içmekte rahatlık aktarırlar. Ele bilir ki içki içen de keyif çekecekler, rahatlanacaklar. Birçokları diskotekalarda rahatlık aktarırlar. Birçokları yalan danışarak başkalarını güldürmekte rahatlık aktarırlar. Birçokları kiminse malını yemekte, birçokları kimisi aldatmakta, birçokları zina etmekte. Allah'a hamd olsun ki vallahi billahi tallahi bunların hiçbirinde Allah'tan rahatlık koymayın. Ömrünü hasrelesen günahlarla rahatlık tapmağa vallahi sana o nasip olmayacak. Her geçen gün kederin daha da çoğalacak. Her gün daha da sıkıntılı olacaksan. Yegane rahatlık Allah'ı hatırlamaktadır. Siz hissediyorsunuz mu? İnsan asabili olur, gemli olur, güçleri olur. Mescide gidip iki rekat namaz kılandan sonra rahatlıyorsan. Bunu veren Allah. Bunu Allah Azze ve Celle ancak Müslümanlara verir. Ancak müminlere verir. Ona göre bakın gerb ülkelerine. Bugünkü günde özlerini en güçlü bilen ülkelere bakın.
her 4 saniyeden bir diğer adam öldürülür. Her 4 saniyede bir cinayet işi var. Adam bıçaklanmak, dövüş, dalaş, kesmek. Niye? Çünkü elesi var ki bir varlığı gelir kefeliyir, neşe çekir, içkiçir. O biri kasıp da isteyir ki ele bir göre rahatlıktır. Gelir o da onun elinde yok takır. O da bu lezzeti almak için ideyesine göre cinayet yürüdü. Bankya adam bıçaklıyor. Evlere girir. Onu okuyor, bunu okuyor. Bunların hamısının esas sebebi dinsizliktir. Esas sebebi olan hamısının dinsizliktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki مَثَلُ الَّذ۪ي يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الَّذ۪ي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّ Allah'ı zikreden, Allah'ı yad eden insandan, Allah'ı yad etmeyen insanın meseli ölü ve dirinin meseline benzeyir. Yani Allah'ı zikreden diri insana benzeyir, Allah'ı zikretmeyen insan ise ölü, ölü. Ölüye benzer. Meyt. Leş. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Ya eyyühellezine amenu. Uzkurullaha zikran kefira. Ve sebbihuhu. Bukraten ve asile. Ey iman getirenler, Allah'ı çok zikredin. Zikret diyende bir metrelik tesbihe alana götürüp tesbih çekmekten ibaret değil. Zikret diyende hamısı bir yere halka şeklinde toplanıp hamısı bir sesle zikirme. Bunlar nezerde tutulmur. Bunlar İslami zikirler değil. Zikir diyende Allah'ı hatırlamak nezerde tutulur. Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak, dua etmek, namaz kılmak, La ilahe illallah demek, Muhammed Resulullah demek, Subhanallah, Velhamdülillah, Ve la ilahe illallah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim, La havle ve la kuvvete illa billah. Bunların hamısı zikirlerdir. Evinde, işinde, gücünde, hatta maaşı sürerken her yerde bu zikirleri edebilirsen dinle ne olur hamısı. Hatta bakın en büyük zikir nedir kardeşler? En büyük zikir La ilahe illallah kelimesidir. La ilahe illallah. Başka zikirleri eleyende, amelleri eleyende bazen insan olabilsin ki yanında olan adam hisseyle ki sen zikir edersen. La ilahe illallah yegane zikirdir ki insan dudağını terpetmeden onu edebilir. Kutbeden sonra yoklayarsın. Dudaklarını terpetmeden La ilahe illallah kelimesini diyebilirsen. Yani sen La ilahe illallah kelimesini ele diyebilirsen ki yanındaki insan hisseyle etmeyebilir. İhlası korumak için en büyük zikirdir. 10. sebep, kardeşler, sabit kadem kalmağın 10. sebebi salih insanların oturup durmak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, اَرْرَجُلُ عَلَى د۪ينِ خَلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِهِ Hadisi İmam Ebu Davud Sünnet kitabında rivayet edeyim. Kişi dostunun dininde olan, sizden biriniz baksın kiminle dostluk edeyim. Bu kadına da aitti, bu kişiye de aitti. Kadın oturduğu durduğu kadınlara fikir vermedi. Kimle oturup durur? Kimle oturup durur? Gıybet eyleyen, yalan danışan, ne bileyim, günah işlerine meşhur olan adam bunu yoksa yok. Eylece de sen kimin yanında gidip oturup durursan, kimle dostluk edersen, sen onun kimi olmak mecburiyetindesin. Ya o senin kim olacak, ya da sen onun kimi. Eks tekdirde, eğer fitretten değişiklik olarsa onların bir yerde durması mümkün değil. Bir yerde olması mümkün değil. Yani sen mescide gelen, namaz kılan insan, Allah'tan korkan insan, gelip burada Allah'a secde eden insan, bir de var stakanla danışır oturup, bir bedire çakırıp burada işitir, bir şey orada belirledi. Sen onunla bir yerde oturabilmezsen. Biri gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatından danışır, biri gelip Gozer'den, Joger'den, Çeka'dan danışır. Sen nece oturacaksın onunla? Oturabilmeyeceksen. Biri gelip ahiretten, cennetten, cehennemden danışır, o birisi gelir ettiği pisliklerden danışır. Sen onunla oturabilmeyeceksen. Ya gerek onu susturasan o sana kulak alsın, ya da sen gerek onun kim olasan. Başka yol yoktur. Ona göre kardeşler, düzgün dostlar, doğru dostlar, yakışı insanlar seçmek lazımdır oturup durmak için. Ve sen gözleme ki onlar senin yanına gelsin. Sen onların yanına gitmezsen, eğer sen bu hayrı isteyirsen sen. Allah Azze ve Celle bizleri sabit kadem eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle'den güzel adlarıyla, yüce sıfatlarıyla dileyelim ki bizleri Müslüman olarak yaşatsın, mümin olarak huzuruna köçmeyi nasip eylesin. Amin. Ve bütün hasta Müslümanlara şefa versin. Amin. Yerdeki Müslümanlar eza ve eziyet çeker. Allah Azze ve Celle onlara yardım etsin. Amin. Yerdeki Müslümanlar esir düşübler. Allah Azze ve Celle'den dileyelim ki onları esirlikten azad eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle'den güzel adlarıyla,
uca sifatlarıyla dileyelim ki, borcu olan Müslümanlara borçlarını ödemeyi için Allah da yardım eylesin. Hüsusuyla da aziz kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'den dileyelim ki, bütün musibete uğramış Müslüman ülkelerinde olan kardeşlerimize, bacılarımıza, orada olan sakinlere yardım eylesin. Hüsusuyla da Şam torbağlarında ve başka İslam hükümetlerinde Allah Azze ve Celle oradaki Müslümanların kanını korusun. Ve onları kafirlerin zulümünden korusun. Esirli olanları Allah Azze ve Celle azad eylesin. Ve onları bütün tecavüzden ve bütün pisliklerden Allah Azze ve Celle hilas eylesin. Allah Teala onlara tezlikle galebe bahş eylesin. Güzel yaşayış, huzur içinde olmalı Allah Azze ve Celle onlara tezlikle nasip eylesin. Allah Teala'dan dileyelim ki bizleri, validenlerimizi, zövcelerimizi, evlatlarımızı bu dinde sabit eylesin. Ve kalbimizi iman, takva ile doldursun. Kalbimizden küfrü, şirki, bidati ve Allah'ın razı kalmadığı ne varsa hamısını çıkartsın. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki bütün sözlerimizde ve amellerimizde ihlas nasip eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi.